edeceğiz. Ama seni unutmayacağız. Ben de sizi. Şey, şurayı toplayayım, eve dönerim artık. Yarın erken kalkacağız. Yemek için teşekkür ederim. Al bunu. Bir süre idare eder. Olmaz. Alamam. Şu an gurur yapacak zamanı değil. Borç zaten. Başka türlü almazsın biliyorum. Hadi. Al. Borç. Ödeyeceğim. Ödersin. İstanbul'u özlediniz mi hocam? Özlememek mümkün mü? Bu şehir bambaşka. Sofra hazır. Buyurabilirsiniz. Buyurun hocam. Lütfen. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Hocam, aslında size dünya mutfağında bir menü hazırlatacaktım. Fakat bir yanlış anlaşılma olmuş menüde. Tas kebabı ve mantı var. Ne diyorsun? Özür dilerim hocam. Maalesef. Ne özrü? Bilakis bayram ettim şimdi. Oh, canım Türk mutfağı. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Ben hemen koyayım yemeklerinizi. Baksana sen. Elbisemi geri ver. Üstüne çöreklenmeye çalışıyorsan hiç boşuna uğraşma. O çörek şeyini yapmam zaten de. Yusuf uyuyor. Sabah versem? Sabah 8'de kapına dikilirim. Yok öyle sana bedavaya elbise. Neden bize bir iyi, bir kötü davranıyorsun? Anlamıyorum ben. Ben size açırken sen arkamızdan oyun çevirdin. Poyraz'la baş başa kalmaya çalıştın. Önce odada, sonra parkta. Doğru konuş. Öyle bir şey yapmadım. Sen onu benim külahıma anlat. Senin niyetin başkaymış. Ben geç fark ettim. Ama annem bildirdi haddinizi. Yarın defolup gidiyorsunuz bu evden.
beni Canukan. Gitmek zorundayız. Çünkü kovulduk. Ama sana bunu söyleyemem. Poyraz'a da. Alıştın onu, biliyorum. Çok da seviyorsun. Bazen geveze, ters, huysuz. Ama iyi bir adam o. Kimsin sen? Poyraz. Fırtına Poyraz. İyi geceler. Yemeğin yarısını yenmemiş, geri getirdim. Temiz kıyafetler de var burada. Beni ver ona. Ne diyorsun sen? Zehir yara, beni götüreceğini söyle. Yusuf'u vermem ama ben giderim. Kardeşini kurtarmanın başka yolu yok. Ben canı canla takas etmem. Ama başka çaren yok. Ölümden gayrı her şeye çare bulunmuş. Kendi canımı kurtarırken başkasının canını hiç edemem. Vermem dediğim o kadar. Ah Beydo. İkimizin de başında tek bir bela var. Adı da Nana. Deli bela. Özünde iyi tabii. Seni korumak istiyor aslında. Aslında sen iyi birisin. Bitti. Yakaladık. Teslim ettik onu polislere. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Şahane bir akşam geçirdim. Rica ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Aynur kızım, her şey şahaneydi. Ellerine sağlık. Sinancığım, yanında böyle hamarat bir çalışanın olduğu için çok şanslısın. Kıymetini bil bu kızın. Yoksa ben kaparım. Yine bekleriz hocam. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Ben de artık gideyim Sinan Bey.
Sana söylemem gereken bir şey var. Teşekkür ederim. Hayır, hayır, kaçamazsın, kaçamazsın! Geçsin Allah'ım, ne olur yardım et. Buradayım. 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 Bırak. Yürü. Buradayım. Bırak beni. Yürü. Bırak beni. İmdat. Bırak beni. Bırak, imdat. Nereye gittiğimi sanıyorsun sen ha? Rahat dur. Yürü. 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 Yürü! Yapma kardeşim. Yapma Derya. Sen hastasın. Tedavi olman lazım. Kliniğe dönmen lazım. Sensin hasta. Bütün hayatımı aldın elimden. Sen ailenin iyi kalpli, başarılı kızı. Ben yaramazı, tembeli, yalancısı oldum.
Benim çocukluktan hatırladığım tek şey, Leyla gibi akıllı ol, Leyla gibi uslu ol cümleleri. Leyla, Leyla, Leyla! O ses beynimin içinde yankılandığı için uyuyamazdım geceleri. Bütün hayatımı mahvettin, anlıyor musun? İşte bu yüzden hayatın boyunca seni mahvetmeye çalıştım. 5 yaşındaydın. Bebeklerinin gözlerini ben oydum. Bisiklet şampiyonu olma diye, düşüp dizlerini parçala diye bisikletinin frenlerini ben bozdum. Sevgililerini ben çaldım elinden. Evini sen içindeyken kundakladım. Çünkü senden kurtulmaya çalıştım, anlıyor musun? Bütün hayatımı çaldın elimden. Ama artık hayatımı benden çalmana izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim! Nereye gideceğiz peki? Önce bir otele gideceğiz. İnternet kafede çeviri işi yapıp para kazanacağım. Sonra da hemen ev tutacağız. Hadi canım. Gitme zamanımız geldi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Başınıza açtığımız belalar için de çok özür dileriz. Size zor günler yaşattık. Allah yolunuzu açık etsin. Güle güle. Asıl ben teşekkür ederim her şey için. Çok özleyeceğim sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Nazlı abla. Hoşça kalın. Ben sizi geçireyim. Dön artık. Olmaz. Durağı bırakacağım. Gerek yok, sağ ol. Bırakacağım dedim.
şey olursa adresim belli. Cendere'den Fırtına Bora sorarsan herkes söyler. Biliyorum. Hoşça kal. Yolunuz açık olsun. Dikkat edin. Yine görüşeceğiz Yiğido. Unutma sakın sözlerimi. Tamam mı? Ne zaman istersen arıyorsun. Ben de öyle. Çünkü izlerim seni. Hadi bakalım. Kendinize iyi bak. Bana ne bağlı? Poyraz abi! Yiğidolar güçlüdür Yusuf. Unutma. Üzgünüm. Affet beni Canuka. Thank you.
Durduramadım. Durduramadım. Efendim Rüstem abi. Poyraz, gözünüz aydın. Haber geldi. Zehir hücresinde zehir içerek intihar etmiş. Otobüs falan geçmiyor. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Arıza yaptı herhalde. Şuradaki caddede minibüsler geçiyordu galiba. Hadi oraya gidelim. Gel Canuka. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir yere bırakmam sizi. Nedenmiş? Niye gidemiyoruz? Çünkü haber geldi. Zehir intihar etmiş. İyi işte. Kurtulduk o zaman. Bizi yolumuzdan döndürecek bir tehlike yok. Düşün. Onun gibi bir adam intihar eder mi sence? Sen daha iyi bilirsin. Demek ölmedim. Yaptıklarının hesabını verdiğini görmeden ölmem. Sen hapiste çürüyeceksin. Biz de sana inat yaşamaya devam edeceğiz. Bayılıyorsun böyle büyük büyük konuşmaya. Ama unuttuğum bir şey var. Ben yenilmem. Vazgeçmem, yenilmem, vazgeçmem. O alçak hapisten kaçmak için oyun oynamış olabilir. Şimdi ne yapacağız bana? Geri döneceksiniz. Mahallede güvende olursunuz. Bilerek ya da bilmeyerek buraya geldiniz. Ama bizim bütün düzenimiz bozuldu. İyi niyetli olabilirsin. Ama gel gör ki bu aile yeterince acı, yeterince korku yaşadı. Daha fazlasını kaldıramam. Tahammülüm yok. Ben iyi hissetmiyorum kendimi. Bir su alabilir misin şuradan? Tamam. Aman ana yapma! Mecburuz Yusuf. Yürü hadi. Aç kızım aç. Bütün pencereleri aç. Evimiz şöyle güzel bir havalansın. Oh! Sonunda huzurlu bir nefes alabildik anacığım. Vallahi bunlar nereden baksan zarardı bize. Ay kurtulduk çok şükür.
Bir de evimizi şöyle dip köşe bir temizlesek, değme keyfimize. Bayram temizliği diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Kızım, bayram bugün bize bayram. Ailecek baş başa kalabildik sonunda. Hiç öyle bakma Şahin. Yalan mı? İyiliğinde bir sınır var canım. Biraz haksızlık etmiyormuşsunuz. Şahin, ben az kalsın kızımı kaybediyordum onlar yüzünden. Nana benim hayatımı kurtardı anne. Hem de kendi hayatı pahasına. Nazlı, sen de bana onları koruma hala. Her şeyin sebebi zaten kendisiydi. Aman anneciğim, sinirlenme. Tansiyonunu yeni düşürdük zaten. Bugün bayram günümüz demedik mi hem? Değil mi? Nazlıcığım, sen de çok safsın kızım. Neyin ne olduğunu görmüyorsun. Cennet annem yerden göğe haklı. 40 belayı takmış peşine gelmiş. Vallahi verilmiş sadakamız varmış. Zor kurtulduk. Ama yenge... Nazlı. Yeter. Başım kaldırmıyor. Hadi sen kalk. Yaprak çıkar. Şöyle akşama güzel bir sarma yapalım da. Keyfimiz de, ağzımızın tadı da yerine gelsin. Cansel. Sen de şunların odalarına bir girişi ver kızım. Şöyle güzelce bir temizle. Ay tabii anneciğim, sen merak etme. Şöyle köpürte köpürte, ova ova. O iş bende. Basacağım çamaşır suyunu. Ben onları hep iyi hatırlayacağım. Çok cesurdu, fedakardı Nana. O çocuk için her şeyi yapmış. Tamam Nazlı. Ya bu kadar iyilerse Allah yollarını da bahtlarını da açık eylesin kızım. Ama benim ailemden uzak dursunlar. Nazlı, hala buradasın. Ben sana yaprak çıkar demedim mi? Hadi kalk kalk. Gözlerini. Kalk hadi Leyla. Aç gözlerini. Tımarhaneye. Bırakma beni burada Leyla dedim. Ben deli değilim dedim. Dinledin mi aptal? Sonra ne oldu? 2 gün odaya kapatılmak zoruna mı gitti? Ben nasıl dayandım onca zaman? Sen neden dayanamadın? Neden kaçmaya kalktın? Hak ettin işte bunu. Hak ettin. Senin yüzünden oldu. Allah'ım, başım belada. Başım büyük belada.
Hayır. Hayır olmaz. Seni kimse tanımamalı. Neden kaçmaya kalktın aptal? Neden? Eğer kaçmasaydın, sözümü dinleseydin, başına bunlar gelmezdi. Şey yapmadım ki ben. Hepsi onun suçu. Öldürmek istemedim ki ben. Kaçarken oldu. Aptal Leyla. Ferit arıyor. Açmak zorundasın. Açmazsan merak eder. Topla kendini Derya. Topla kendini. Günaydın. Günaydın savcım. Uyandırmadım inşallah. Sabah koşunuz bitmemiş gibi sanki savcım. Hala nefes nefesesin. Koşuyordum evet. Bir şey mi vardı? Dosya için bir şey soracaktım da. Şöyle yapalım. Ben emniyete geleyim. Detayları orada konuşalım. O zaman emniyette konuşuruz. Sesi kötü gibiydi. Bir şey mi oldu acaba? Ama o bir polis. Akıllı bir polis. Ya anlarsa Leyla'yı öldürdüğümü. Sakin ol. Sakin ol. Çünkü sen Leyla'sın. Leyla'nın öldüğünü ne Ferit ne de bir başkası bilmiyor ki. Çünkü sen Leyla'sın. Leyla yaşıyor bak. Leyla'nın saçları. Leyla'nın gözleri. Leyla'nın gülüşü. Ölmedi o. Yaşıyor. Yaşamak zorunda. Leyla, artık sensin. Ya adam yine dışarıdaysa? Neden kaçtık ki Poyraz abiden? O bizi korurdu. Daha fazla yük olamazdık onlara Canukam. Biz hep başımızın çaresine baktık. Yine bakarız. Poyraz abi var ya,
Açabilir miyiz? Alo. Sen deli misin, divane misin? Haklı olduğunun Zehir'in kaçmış olabileceğini kendi ağzında söyledim. Çabuk nerede olduğunuzu söyle. Her şey için çok teşekkür ederim. Bizi zor zamanımızda yardım etti. Pardon. Yeşil Kapı Camii'ne nasıl gidebilirim? Bizim için çok şey yaptı. Hakkını ödemeyiz. Ama artık kendi başımıza çaresine bakmak zorundayız. Bizi merak etme. Hadi canım, gidelim. Merak etmeyeceğim. Çünkü sizi almaya geliyorum. Ayşe komiser, günaydın. Çıkmadın sen daha. Günaydın Ferit komiser. Neşe'nin sınavı varmış. Erken çıktı bu sabah. Kahvaltıyı ben hazırlayayım dedim. Buyursana, çay hazır. Yok, ben geç kaldım. Çıkmam lazım. Beraber çıkalım o zaman. Pedagog söylemişti ya. Arkadaşla zaman geçirmek için iyi fırsat işte. Onu yapmasak? Neyi yapmasak? Pedagogun söylediklerini mi? Neden? Çünkü... benim sana karşı duygularım... yani içimdeki öfke... bir türlü geçmiyor, olmuyor. Birlikte vakit geçirmek için kendimizi zorlamasak... akışına bıraksak, yavaş yavaş yapsak bu işi... Nasıl istersen. Yavaş yapalım. Daha iyi. Emniyette görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe komiser git kelleriyle yine şaşırtmadı. Canıma minnet. Ben de doğa için zorluyorum kendimi zaten. Ay, dip köşe süpürdüm anne. Birazdan da silmeye geçeceğim. Merak etme, tam 3 su. Ellerine sağlık yavrum. Aferin sana. Kızım şu kapıyı da aç. Hemen anneciğim. Hı-hı. Ay hoş geldin Sibel'cim. Gel kız. Kolay gelsin Cennet teyzeciğim. Beni çağırmışsın. Sibel, hoş geldin kızım. Hoş buldum. Cansel ablam dün haber etmişti ama anca gelebildim. Ama yanlış zamanda geldim galiba. Yardım lazım mı temizliğe? Yok kızım yok. Temizlik için olur mu? Ben seni başka bir iş için çağırdım. Sen... gel otur bakayım sen şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Cansel, bize kahve yapar mısın? Hemen anneciğim. Adam benim yemekleri bayıla bayıla yerken. Görsen, Sinan Bey'in gözlerini çiviliyordu resmen. Misafiri mutlu oldu diye. Ay iyi de yani haz etmediğim bir adamın sana ne gözünün içinden kızım. Niye canını dişine takıyorsun Sinan Bey mutlu olsun diye? Yani olay Sinan Bey'in mutlu olması değil ki abla.
benim başarımı takdir ediyor olması. Sonuçta kabul edelim, zor bir sınav verdim. Tamam, iyi kısmı sen mutlu ol da. Neyse, ben gideyim artık, geç kaldım. Sinan Bey arıyor. Alo Sinan Bey, ben de çıkıyordum şimdi. Fena halde hastayım. Sesimden de anlamışsındır zaten. Bugün gelme, sana da bulaşmasın. Olur mu hiç öyle şey? Bulaşan bulaşmıştır zaten. Hem hastaysanız yardıma ihtiyacınız vardır. Gerek yok. Başımın çaresine bakarım ben. Hadi iyi günler. Hasta olmuş. Sesi çok kötüydü ama gelme dedi. İyi kızım işte, dinlenirsin sen de. Abla yok ya, benim içim rahat etmez şimdi. Hadi görüşürüz. Allah Allah. Ay, ne oluyor bu kıza böyle? Hayırdır inşallah. Sibel'cim, bak hayatım senin için almıştım. Çifte kavrulmuş, sen seversin. Teşekkür ederim abla. Cennet teyzeciğim, dün Cansel abla haber verince merak ettim beni niye çağırdığınızı. Ben seni hayırlı bir iş için çağırdım kızım. Cennet teyzeciğim, biliyorsunuz biz Poyraz'la konuşmuştuk o konuyu ama... Biliyorum kızım. Her şeyden haberim var. Sözde istemiyormuş. Bak Poyraz hapisten yeni çıktı. Tam rahatladık, nefes alacağız derken başımıza gelenleri biliyorsun. Tanrı misafirlerimiz de gitti çok şükür. Poyraz durulacak. Kendine gelecek. O zaman anlayacak hayatında ne eksik, neye ihtiyacı var. Hayatım. Anneler daha iyi bilir oğullarının neye ihtiyacı olduğunu. Bilirim tabii. Elbet bilirim. Bak Poyraz'ım inatçıdır. Önce olmaz der, karşı çıkar. Ama onu ikna etmesini de, onun için iyi olanı da bilirim ben. Güzel kızım. Sen benim gönlümdeki gelin adayısın. Güzelliğinle, zerafetinle, hanımefendiliğinle dört dörtlüksün kızım. Ailelerimiz de uzaktan akraba. Dengi dengine yani. Ben daha ne isterim ki? Eksik olmayın Cennet teyzeciğim. Ama zorla güzellik olmaz ki. Sen o işi bana bırak kızım. Erkekler bizim gibi ince düşünemez. Yanlarındaki mücevheri görmezler. Onlara o mücevheri göstermek de bizim işimiz. Cennet annem ne diyorsa doğrudur Sibel'cim. Sen ona inan. Tabii öyle. Siz en iyisini bilirsiniz Cennet teyzeciğim. Hadi iç kahveni bakayım. Kız, lokum da ye. Al kız bir tane, ağzın tatlansın. Utanma. Yok, utangaç. Şimdi ne yapacağız Lana? Otele gideceğiz demiştin. Çeviri yapacaktım. Lana ben çok korkuyorum. Ya adam bizi tekrar yakalarsa? Evet. O hapisteydi bu planı yaparken. Ama şimdi olmaz. O zaman bizi bulması çok kolay olur. Ama sen merak etme. Biz çözeriz. Her şeyi halledeceğiz. Nana, ben çok susadım. Tamam, sen burada otur, ben alıp getireyim.
mutlu güzel ne varsa silip yerine korku, kabus ekeceğim tatlı Yusuf. Unutacaksın her şeyi. Yok ben unutmam. Onlar benim kalbimle dersen. Kalbini söküp atarım. Yusuf. 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 Yusuf! Yusuf orada ne yapıyorsun? Nana bak orada. Siyah tırnağımızın adamı orada. Kim var orada? Canukam ne oldu? Nana gel. Bak orada siyah tırnağımızın adam. Canukam gel. O kötü adam değil. Gitti bak. Geçti Canukam geçti. Kimse peşimizde değil. Nana ben çok korkuyorum. O adam bizi bulacak diye çok korkuyorum. Korkma Canukam. Sana zarar gelmesini asla izin vermem. Asla. Ben de.